Bununla alakalı tabii bir kedi mi köpek mi? Kayıp olduğunu nereden anlayacağız öncelikle? Hani bir sokak köpeği mi? Tasması var mı? Kulağında küpesi var mı? Kulağının içerisinde dövmesi var mı? Hayvan şaşkın şaşkın sağa sola koşturup duruyor mu? Ya da tüyleri çok bakımlı, tasması var. Hani belli ki bir ev köpeği. Öncelikle kayıp olup olmadığının anlaşılması lazım. Dolayısıyla bir cins kedi ise ya da bir cins köpekse, cins kedi ise zaten bulunduğu bölge içerisinde bir evden kaçmış, düşmüş olabilir. Dolayısıyla çok böyle bulunduğu yerin yerle alakalı çok fazla dışında olmayabilir. Onun için mümkün mertebe en yakın veteriner kliniğine, bulunduğu bölgedeki en yakın veteriner kliniğine götürülmesi. Hani bu noktada varsa belki direkt o kliniğe gidiyorsa o klinikte hemen direkt hekimi tanıyıp zaten sahibinin bilgilerine ulaşacaktır. Varsa çipinin okutulup yine bu bölgedeki veteriner kliniğine ulaşacaktır. Ya da kedi ise yine aynı şekilde sahibi kedisinin kaybolduğunu artık anladıktan sonra aynı gün içerisinde işte kattan düşmüştür atıyorum eve gelmiştir kedisini görmemiştir. Hani bu noktada hemen önce veteriner hekimine haber verir, sonrasında bulunduğu bölgeye yarar, olmadı en yakın veteriner kliniklerine haber vermeye gider. Bu esnada da inşallah sahibi de o noktada kedisini ve veteriner kliniğinde görürse mutlu sona ulaşılmış olur. Köpekle alakalı köpekler tabii daha hızlı yer değiştirebileceklerinden dolayı biraz daha bulundukları mekan içerisine bağlı kalmayabilirler. Bu noktada tabii kaçırılmış olabilir bir köpek ya da sahibiyle iletişimde bir problem olup kaçmış olabilir. Ya da erkek köpektir de dişi, o bölgede regl döneminde başka bir dişi köpek vardır. İşte ona aşık olmuştur. Dolayısıyla ona bağlı yine aynı şekilde sahibini terk etmiş, kaçmış olabilir. Dolayısıyla her türlü bununla alakalı senaryo üretilmiş olabilir. Öncelikle böyle bir köpek gördüğümüz zaman yine cins köpek de olsa bu aslında sokakta daha öncesinde barınağa alınmış bir köpek olabilir. Kulağında küpesinin olup olmadığına bakmak lazım. Sonrasında bir tasması var mı? Eğer kulağında küpesi yoksa demek ki bu bir sahipli bir köpek olabilir. Tasması var mı? Eğer tasması varsa o zaman öncelikle bir 3-5 dakika gerekirse bir 10-15 dakika etrafa bakılıp belki yeni kaçmıştır, sahibi onu arıyordur, sahibine ulaşılabilir. Değilse bölgedeki en yakın veteriner kliniğine müracaat etmek, gerekirse o klinikte konaklamasını sağlamak. Çünkü hem bu esnada kliniklerin kendi aralarında internet ortamında, sosyal medyada hızlı bir şekilde iletişim sağlanabilir, sahibine ulaşılabilir. Çipi varsa çipi okutulup yine direkt çip numarasından internetteki sisteme girip, havuza girip, buradan sahibinin bilgilerine erişip yine sahibine mutlu haber verilebilir. Bu şekilde çeşitli yollar denenebilir ama öncelikle mutlaka bir veteriner kliniğine ulaştırılması, oradan da veteriner hekimin verdiği bilgiler doğrultusunda da sahip arama çalışmalarına başlanması gerekir.